Elazığ'da atıl durumda bulunan deri fabrikasını belediyeye alarak ilçeye kazandıran Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, fabrikanın yerine badem kırma, leblebi üretim tesisi ve herkesin yararlanabileceği sosyal donatılar inşa edeceklerini söyledi. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, 2013 yılından bu yana ilçede atıl durumda bulunan ve Halk Bankası'na ait olan deri fabrikasını alarak belediyeye tahsisini sağladı. Ağın ilçesinde Keban Barajı'nın kurulması sırasında arazileri istimlak edilen vatandaşların hisse karşılığı 1973 yılında kurulan deri fabrikası 2013 yılından bu yana atıl durumdaydı. Seçim öncesi atıl durumda bulunan fabrikayı belediyeye tahsisini sağlayacağı konusunda vaatte bulunan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, satışa sunulan fabrikayı alarak verdiği sözü yerine getirdi. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, fabrikanın değişen yüzüyle ilçeye hizmet vereceğini söyledi. Alırken tamamen yine kendi öz kaynaklarımızla, belediyemize ait tapulu arazilerimizi ve taşınmazlarımızdan elde ettiğimiz gelirle satın aldık. Satın alma kısmı bu boyutta. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Fabrikamız toplamda 46 bin metrekare yüz ölçümü var. 7 bin metrekare kapalı alanı var. Kapalı alanda şu anda makinaları bitti. Sadece kurulma aşamasında leblebi üretim tesisi. 2 milyon 499 bin lira kapasiteli badem kırma işleme paketleme tesisi yine DAP destekti. Kendi yöresel ürünlerimizi işleyeceğimiz bir fabrika. Açık havada da işte hayvanat bahçesi, restoran, çay bahçesi ve sosyal donatıların olacağı bungalov ev, kütük ev tarzı Elazığ'da da bu bölgede de ayrı bir konsept yaşatacağımız konaklama ve turizme katkıda bulunmak adına hem sosyal donatılar olarak hemşerilerimizi bu alana çekmek hem de yöresel ürünlerimizi burada daha rahat imalatını yapıp birinci elden hemşerilerimize yurt içine yurt dışına satışını yapmak. Uslu belediye tarafından ekimi yapılan bulgur ve buğdayların üretilmesi için bölgeye ayrıca bulgur üretim ve un değirmeni de yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Bulgur imalata ve un değirmeni. Bunu da neden düşünüyoruz? Kendi arazilerimizi kendimiz ekiyoruz. Yani yine seçim bildirgemiz de vardı. Buradan 3 ton demo olarak bu sene buğday da ektik. Geçen sene arpa ekmiştik. Yine arpanın yanı sıra bu sene de 3 ton buğday ektik. Hem buradan sosyal ve ekonomik durumu iyi olmayan hemşerilerimize belediyemizin bir ikramı olarak hem de dışarıya göre daha ekonomik bir şekilde ve daha organik, daha temiz hem il dışına da sevkiyatını yapabileceğimiz Ağın mahsulü, Ağın Belediyesi'nin ürettiği bulguru, unu hemşerilerimize ulaştırmak olacak inşallah.